Dostlar, yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda Mana'nın ve Sand'ın teknik analizlerini gerçekleştireceğiz. Her iki Metaverse projesinde de biliyorsunuz ciddi halde düşüş hakim. Piyasanın aslında geri kalanı gibi dediğim. Yani o yüzden pek de bir aslında farklılıkları yok şu anda arkadaşlar. Mana'da da Sand'da da bu videoda yönümüzü bulmaya çalışacağız. Ne gibi hareketler yapıyoruz? Ne gibi hareketler yapabiliriz? Kısa vadede ve uzun vadede neler görüyoruz? Neler bekliyoruz? Hepsini bu videoda uzun uzun değerlendireceğiz sevgili dostlar. Bunu da belirtelim. Şayet sizler de yatırımcıysanız videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlere öneriyorum, tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Videoya da geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da yine sizler sorumlusunuz. Ayrıca kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi önemli rica ediyorum. Bizler için oldukça mühim. O yüzden lütfen bir saniyenizi ayırıp abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayınız, ihmal etmeyiniz. Abone olunuz arkadaşlar. Şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi Mana'nın geneline baktığımızda ilk önce kısa hareketlerden bir yola çıkalım. Veri 1. Saatlikteki EMA 50'nin üzerinde tutunmayı başaramadı ve şurada 1.55 direncinde, bakın 1.55 bölgelerinde saatliğin EMA 50'si bir o kesişimi yaptı arkadaşlar. Aşağı yönlü de bu şekilde tutunamadı. Velhasıl an itibariyle tutunamaması ve yakın zamanda bu kesişimi almamız Mana'da yön aşağı hareket yapma ihtimalimizi gün içerisinde, bugün içerisinde oldukça güçlendiriyor. Özellikle şunu söylemek lazım. Bu kapanışın arkadaşlar yine nerelerde 1.4'lerde vesaire devamı gelmesi bekleniyor. Şimdi günlük genel manada bu şekilde. Şimdi şöyle biraz bir büyük resme bakalım. Zira zorlu bir Mayıs geçireceğimizi her videoda belirtiyoruz. Bununla da birlikte aslında yani coinlerdeki zamana göre bu uyumu bir kere bilmemiz gerekiyor. Bir, belli başlı pozisyonlarda arkadaşlar Mana ciddi halde bir bölgeden destek alma hareketi yaptığını görüyoruz. Ya belli bir düşen trend hareketine Kasım'dan beri uyuyor arkadaşlar. Olay genel anlamda bu. Nasıl bir uyum? Bakın, ciddi bir yükseliş, devamında düşüş. İlk parti buradan ne yapmış? Destek almış, bir yükselmiş. Bakın, bir daha düşmüş, bununla birlikte yeniden yükselmiş. Şimdi bunun devamında şöyle tıkır tıkır şurada bir ara hareket oluşturmuş. Bununla da birlikte yine şu bulunduğu bölgede, bakın şu bölgede tam ortada ne yapmış Ocak'ta? Yine bir düşen trendle destek arasında bir kesişim gelmiş ve buradan da yükseliş gerçekleştirmiş. Bu kesişimin gücüyle birlikte sevgili arkadaşlar. Şimdi içinde bulunduğumuz durumda an itibariyle bu trende tekrar değdi geçtiğimiz günlerde ve bir yeşil yaktı sevgili arkadaşlar. Şimdi Mana'da ne gibi bir hareket bekliyoruz? Bir kere bu trende uyum bekliyoruz arkadaşlar. Şayet altına atarsa burada ne diyebiliriz? Artık bu trendi kırdı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bir uyum bekliyoruz dedik. Bunun haricinde Mana'da yine düşen, yatay düşen bakın hareketler beklentilerimiz arasında. Şimdi Mana ciddi bir yükselişe ne zaman çıkabilir? Bir kere önümüzde iki tane senaryo var. Bakın bir tanesi 1 Haziran tarihlerini, diğeri 7 Ağustos tarihlerini gösteriyor sevgili arkadaşlar ki 1 Ağustos tarihi mantıken daha doğru olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Niçin? Çünkü buralarda bakın kesişimin olduğu bölgeler buralar. Yani bu uyan trendin destek bölgeleriyle kesiştiği pozisyonlar arkadaşlar. Bu pozisyonlar özellikle bakın geçtiğimiz zamanlarda Ocak'ta bu kesişimin sonunda, bakın bu kesişimin sonunda bizler %75'lik bir ani pump hareketi görmüşüz
Doğru mudur? Yine Haziran'a kadar şayet bu trende uymaya devam ederse, ki uyma ihtimali yüksek arkadaşlar, ne yapar? Buradaki kesişimden 1,23'lere artık düşüşle tekrar bir ciddi yukarı ralli hareketi adayıdır bu bölge arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi sanda bir gelelim. Sand ne var ne yok, bir de sanda bakalım. Sand açıkçası geçtiğimiz günlerdeki Bitcoin sarsmasına göre, Mana'ya göre daha düzgün, insancıl kalmayı başardı arkadaşlar. Bir kere bunu bilmek lazım. Şöyle saatlik pozisyonda bir değerlendirelim bakın. Maalesef EMA 50'nin altına atmış. Bakın EMA 50'nin altına atmış. Ve EMA 50'nin bakın gitgide kesişim bölgesine de yaklaştığı burada görülüyor sevgili arkadaşlar. Maalesef bu gibi kesişimlerde biz neler bekliyoruz? Yukarı veya aşağı sert hareket bekliyoruz, değil mi dostlar? Bunu bilmemiz lazım. Fakat şu an yukarı yönlü bu hareketin, bu sert hareketin yukarı yönlü gelme ihtimali hepimiz biliyoruz ki aşağı yönlü gelme ihtimalinden çok daha düşük maalesef. 4 saatliğe girdiğimizde özellikle yine hareketli ortalamaların altında ve bir dead cross'un etkisindeyiz sevgili dostlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şu an bakın geçtiğimiz hareketlerde desteğin altına sarkmış. Bitcoin'in düzelmesiyle birlikte yeniden yön yukarı yapmış arkadaşlar. Fakat şunu da bilmemiz lazım yine. 2.03'ler özellikle Mayıs'ta bizi tutmaya yetmeyecektir sevgili dostlar. Bugün içerisinde direnmeyi başarsa bile, ki bugün içerisinde de altına atma ihtimali yüksek. Çünkü saatlikte kesişim bekliyoruz. Bununla birlikte Sant'ta da sevgili arkadaşlar, hem piyasa geneline baktığımızda hem özellikle saatlikteki beklenen kesişimin geliyor olmasıyla Sant yeniden 2.03'lerin altına atacaktır sevgili dostlar. Ki bu sefer Bitcoin'in yükseldiği istisnai bir durum olmaz ise 1.52'lere kadar Sant tarafında bir geri çekilme hareketi bekliyoruz. 1.52'ler geldiğinde buradan bir parti alım yapılabilir sevgili dostlar. RSI değerlerimiz anlık olarak 31.17'leri gösteriyor. En nihayetinde durumlar böyle. Tekniklerde de ne olduğunu biliyoruz ama bir bakıp ondan sonra da videoyu kapatalım. Günlükte 15'e 2 sat. 4 saatlikte 15'e 1 sat. Haftalıkta 11'e 2 sat. Aylıkta 5'e 2 sat sevgili dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşça kalın.